Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün teyit konusunu isteyeceğiz. Nedir teyit? Bir isimden sonra onu vurgulamak ve anlamını pekiştirmek için getirilen kelimedir, isimdir. Vurgulanan isme ise müekket, yani teyit edilen isme müekket denir. Teyit iki çeşittir. Lafzi teyit, kelime veya cümlenin tekrar ile yapılan teyittir. Hangi kelimeyi teyit etmek istiyorsanız veya hangi ifadeyi onu tekrar ediyorsunuz. Ya Ahmet iki defa tekrar edilerek burada tekit yapılmış. Veya cümle. Kat kameti salatu iki defa tekrar edilerek tekit yapılmış. Bir diğer tekit çeşidi manevi tekit. Belirli bazı ifadeleri kullanarak yapılan tekittir. Külle, cemia, nefs, ayn, kila, kilta ifadeleri kullanılır. Genelde daha çok kullanılan ifadeler, tekit ifadeleri bunlardır. Manevi tekitte, burası önemli, manevi tekitte tekit hareke ve zamir yönünden müekkede, hareke ve zamir yönünden müekkede uyar. Yani müekket, tekit edilen ifade merfuysa tekit de merfu olur. Bir de sonuna aldığı zamir müekketle uyumlu olmak zorunda. Câ-es-sultânu nefsuhu. Evet, padişahın kendisi geldi derken bakın sultanu nefsu olmuş. Hu zamiri de sultana dönüyor. Sultan tekil olduğu için hu zamiri gelmiş. Necahat talibani kilahuma fil imtihani. Her iki öğrenci de sınavda başarılı oldu. Kilahuma. Evet. Kila tekit edilen isimden sonra geldiğinde tesniye gibi cevap yapılır. Elifle merfu, ye ile mansup ve mecrur olur. Sellemtu ala ad-duyufi cemiyaihim. Tüm misafirlere selam verdim. Tüm misafirleri selamladım. Alıştırmalara geçelim. Aşağıdaki cümlelerde bulunan tekit ve müekkitlerin altını çizerek tespit ediniz demiş. Birinci cümle. Câ-et-tullâbu küllühüm ilel câmiati. Et-tullâb-ı müekket küllü ifadesi tekittir. Evet, öğrencilerin hepsi üniversiteye geldi. Sefertu alâ tâirati nefsihâ fil âmil mâdî. Geçen yıl aynı uçakla seyahat ettim derken et-tâirati müekket yani tekit edilen isim nefsi tekittir. Sa'attu racule aynahu. Evet, aynı adama. Adamın ta kendisine yardım ettim. O adamın ta kendisine yardım ettim derken er-racule müekket aynahu tekittir. Sellemtu alel müderriseyni kileyhime. El-müderriseyni bu da müekket. Kiley ifadesi tekittir. Hadara reisu nefsuhu. Başkanın kendisi geldi. Er-reisu müekket. Nefsu ifadesi tekittir. Câ'el-ulemâ'u kulluhum. El-ulemâ'u müekket kullu tekittir. Bir sonraki alıştırma. Boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun birer tekitle tamamlayın diyor. İçtema'al atibbâ'u kulluhum limüsâadetil doktorların hepsi hastaya yardımcı olmak için toplandı. Küllü. Bakın küllü, külle veya külli değil, küllü gelmiş. Çünkü el atibba'u merfudur, fail olduğu için. Hüm zamiri de atibba çoğul olduğu için hüm gelmiş. Huma falan gelmemiş, hüm gelmiş. Evet, buna dikkat edelim. Sellemtu alel müderrisi. Hocaya selam verdim. Aynihi kendisine. Aynihi. Şekeral müdiru lil amiline. Cemiihim. Müdür tüm çalışanlara teşekkür etti. Vasalel la'ibani kilahuma ilel mel'abi. Vasalel la'ibani kilahuma ilel mel'abi. Evet, iki oyuncu da sahaya geldi. Qara'tul kıssate aynehe fissenetil madı. Geçen sene de aynı hikayeyi okumuştum. El muvazzafune kulluhum talebu bi ziyadeti ravatib. Tüm memurlar maaşlarının artırılmasını istediler. Kulluhum. Evet.
Muvazzafuna müekked olur. Küllü ifadesi tekit olur. Buradaki alıştırmalar. Evet, parantez içinde verdiği tekit ifadelerini cümle içinde kullanınız demiş. Derestu'l-lugati şarkiyete fi cami'atin ecnebiyetin. Yabancı üniversitede Doğu dillerini okudum. Küllü kullanacaksınız burada. Derestu'l-lugati şarkiyete küllehe fi cami'atin ecnebiyetin. Tüm Doğu dillerini yabancı bir üniversitede okudum. Yüeddi Muhammedun, yüeddi Muhammedun es-salavati fi meva'idihâ. Yüeddi Muhammedun es-salavati cemi'ahe cemi'ahe fi meva'idihâ. Muhammed tüm namazlarını vaktinde kılar. Refa'at tüccâru es'âral-bedâi'i. Evet, tüccar malların fiyatlarını artırdı. Refa'at tüccâru es'âral-bedâi'i külliha olacak burada. Harekeyi yanlış vermişiz. Siz düzeltin. Külliha. Tüm malların fiyatları külliha külliha olacak. Hadaval cevani li ziyareti hadaval cevani kilahuma li ziyareti. Evet. Tezevvece raculani el fetateyni kilteyhime fi yevmin vahidin. Evet, kila ve kilta. Kila müennes müzekker kelimeyi tekit etmek için, kilta ise müennes kelimeyi tekit etmek için gelir. Merfu halleri kila, elifle olur kila kilta. Mansup ve mecrur halleri ye ile. Kiley şeklinde. Vecettu tâvilete fî me'arzil mefruşat. Mefruşat sergisinde evet, masayı buldum. Vecettu tâvilete aynehe, aynı masayı buldum, gördüm. Evet, mefruşat sergisinde. Evet, bir sonraki alıştırma. Uygun olanlarıyla yine tamamlayınız diyor. Ahdartul ezhara. Evet, burayı da yanlış işaretlemişiz. Cemi'ahe olacak. Cemi'ahe minel hadikati. Bahçeden tüm çiçekleri getirdim. Sellemtu ala tullabi cemi'ihim. Tüm öğrencilere selam verdim. İ'takale şurtiyyu el-sayni. İnde medhalil banki. Bankanın girişinde polis iki hırsızı yakaladı. Tutukladı. Kileyhime. Evet, kileyhime. Mansup olduğu için kiley şeklinde gelmiş. Akametil hukumetu el-masani'a fi kullil vilayeti. Evet. Hükümet tüm şehirlerde fabrikalar kurdu. Nefsehe. Aynı fabrikaları. Talebet nisa o enfusuhunne bi hukukuhinne. Evet. Kadınların kendileri haklarını istediler. El medinetani kiltehuma tekaani alel bahri ebyad el mutavassıt. Evet, iki şehirde Akdeniz'e düşer. Evet, buradaki cümleleri ben yazdım arkadaşlar. Sizler kendiniz okuyabilirsiniz. Buradan bakıp. Bir sonraki alıştırmada da irap yapılmış. İrap yapmanızı istiyor. İraplarını da ben yaptım. Yine kontrol ediniz. Altı çizgi kelimeler özellikle isteniyor. Birinci cümlede mesela nedir? Tekittir. İkinci cümlede küllü ifadesi müptedadır. Bu şekilde irabını yapabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor. Sağlıcakla kalmanızı diliyorum.